İyi günler. Sevgili izleyiciler, A Haber'in sağlık programı Medikal'de bugün de sağlığınızı ilgilendiren önemli konuları ve tıptaki gelişmeleri ele alıyoruz. İşte bugünkü Medikal'in konuları. Müzik Medikal bu hafta diş estetiği konusunda merak edilenleri ele alıyor. Bir gün gibi kısa bir sürede dişlerdeki bazı şekil bozukluklarından kurtulmak nasıl mümkün? Gülüş tasarımı, diş beyazlatma ve diş hekimliğinde altın oran konusunda merak edilenler. Miyom, çikolata kisti gibi jinekolojik hastalıkların tedavisinde laparoskopik cerrahinin ya da diğer değişle kapalı ameliyatların yeri nedir? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahide hücresel tedaviler hangi sorunların tedavisinde kullanılır? Kök hücreden deri ve kemik nasıl elde edilir? Yanıklar başta olmak üzere Estetik problemlerde kök hücre tedavilerinin bugünü ve geleceği. Bugün Medikal'de. Medikal'in bu bölümünde ağız ve diş sağlığını ve diş estetiğindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize Memorial Ataşehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Diş Hekimi Ezel Yıldız Elmas bizlere bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi dişle ilgili problemlere ve estetikteki gelişmelere gelmeden önce sizden şunu öğrenmek istiyorum. İdeal bir ağız ve diş yapısı nasıl olmalıdır? Hem de sağlıklı bir ağızın özellikleri nedir? İdeal bir ağız ve diş yapısı hastanın rahat çiğneyebildiği, kişinin rahat çiğneyebildiği, rahat öğütebildiği, gülümsediğinde kendini iyi hissedebildiği diş dizisidir aslında. Bunu idealize edebilmek için, bu şekilde muhafaza edebilmek için de... ...düzenli diş hekimliği desteği almak şart günümüzde. Şimdi, çok önemli bir şey söylediniz. Gülümsediğinde kendini iyi hissedebilmesi. Bu yüzden e, dişleri bozuk diye, dişleri çapraşık, eğri, ayrık diye... E, ...ya da diş eksikliği var diye... ...rahat gülemeyen, kahkaha atamayan, sürekli ağzını kapayan insanlar var değil mi? Evet doğru. Ya da aslında kendine ait çok güzel dişleri olup... Belki kendine hiç yakışmayacak dişler talebeden hastalar da var. Bunlar için bazı yöntemler var, hı hı. elimizde bazı pergeller var. Bunlarla ölçüm yapıp kendi ve hastamızın moda görüşü ya da bu işte ki vizyonu dışında bunu matematiksel kurallara bağlayan estetik ölçümler var. Bunlarla hastalarımıza destek oluyoruz aslında. Şimdi bir de tabii. Tıptaki gelişme diş hekimliğinde tedavideki gelişmeleri de hızlandırıyor evet. bir yandan. Günümüzde hep şu söyleniyor artık dişleri koruyan tedaviler ön plana çıktı. Evet. Dişleri çekmek yerine dişleri koruyarak yapılan uygulamalar. Biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Mesela dişlerde eksiklik varsa hafif bir ayrıklık varsa ne tür tedaviler mümkün dişleri kaybetmeden? Evet aslında bu çok klasiktir. Belki 10-20 yıl önce diş hekimine gidenler şu kelimeyi sıklıkla duyardı. Bu diş bitmiş. Ama artık böyle bir kelimeyi diş hekimleri kullanmıyor. Çünkü tedavi hizmetleri çok gelişti. Ve bugün biz ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin gördük ki bir insanın kendi dişinden daha değerli ve daha rahat çiğneyebildiği bir yapı yok. Dolayısıyla mevcut dişi koruyucu hekimlik protokolleriyle ağızda mümkün olduğunca uzun tutmak Bugün güncel diş hekimliğinin hedefidir. Dişleri artık günümüzde bir günde estetik olarak düzeltmek mümkün. Bu tür uygulamalar da var. var. Belli başlı hangi uygulamalar var? Gidiyorsunuz bir diş hekimine en fazla bir gün içinde dişlerinizdeki aynalarla sizi belki de küstüren estetikle ilgili sorunlar düzeliveriyor. Evet. Kısa tedavi protokolü aslında hasta için çok ilgi çekici bir başlık. Hekim için de biraz öyle. Ancak bunların avantajları ve dezavantajları var. Bugün tüm genel tıpta bile üç boyutlu yazıcılar diyelim, günlük hayatımızda kullandığımız yazıcılar gibi yazıcı sistemler var. Hekim dişi tasarlıyor bilgisayarın üzerinde. Bunu printer'a yolluyor görüntüyü, mevcut imajı. Orada printer dişi üretiyor ve hastanın ağzına takılıyor. Bu işlem toplam 3,5-4 saat sürüyor. Preparasyon 1 saat sürse. Neticede bir gün içinde hasta bir dişini prepare ettirebilir ya da gülüşünü değiştirebilir. Bu sistemlerin avantajları ve dezavantajları var. Bunun her hastaya olabilir bir protokol değil. <laughs> ee, tıpkı konfeksiyon giyimle en rahat anlaşılabilecek şekilde öyle söyleyeyim butik giyim arasındaki fark gibidir. Size özel dikilmiş bir kıyafetle hazır alınmış bir kıyafetin farkı gibidir. Bu tip sistemlerde avantajlardan biri süre ve ekonomi. Çünkü yardımcı personel yoktur. Tek kişi işi halleder, dizayn eder, makine üretir ve hastaya takarsınız. Dolayısıyla diş hekiminin yardımcı teknik personeli işin içine girmez. Bu da maliyeti düşürür gerçekten. Ancak bu teknik personelin işin içinden çıkması belki o eğitimiyle, birikimiyle yapacağı makyajın, o kişiye özel uygulanacak bir takım tonaj değişikliklerinin ya da şekil düzenlemelerinin de provayla atlanması demektir. Bunu da öngörmek Ekran gerekir. Ekran başında bizi izleyen kişiler biraz daha fazla anlayabilsin. Örnekler verebilir misiniz? Bu yaptığınız işte bir günü bulan. 3-4 saatte de biti, bitme imkanı olan tedaviler hangi sorunlarda kişileri düzgün bir dişlere kavuşturabiliyor? Tek diş eksikliklerinde olabilir. Özellikle biz kendi kıyneğimizi arka dişler için öngörüyoruz. Çok fazla estetik ihtiyacı olmayan durumlarda bu hızlı bitimlere doğru gidiyoruz. Ancak gülüş dizaynlarında, gülüş tasarımlarında ya da hastanın daha farklı talepleri varsa... Hı hı. Birlikte oturup bir kişiye özel dizayn yapacaksa bu tip sistemlerden destek almıyoruz. O zaman mutlaka prova yapacağımız, o kişi için özel çalışılacak tonlar, renkleri içerecek e, bir organizasyon düşünüyoruz. Şimdi hep duyuyoruz. Lamine venerler. Evet. Dilir, lamine venerler e, bu saydığınız grupta hangi tür tedavilere giriyor? Lamine venerler estetik sistemlerdir. Dişin minimum zarar görerek yapıldığı sistemlerdir. Aslında lamina venerler dişi korur. Lamina venerlerde porselen kullanılır. Porseleni ister bu çabuk bitirilen makinelerde yapabilirsiniz. ister teknisyenlik hizmetleriyle daha uzun provalı sistemlerde yapabilirsiniz. Lamina başlı başına iyi bir buluştur. Eskiden dişleri küçültüp çok küçük hale getirip tüm dişi kaplayan sistemler kullanılırken şimdi takma tırnak gibi çok ...az aşındırma yapılarak... ...gülüşler yeniden düzenlenebiliyor. Bu yüzden lamina son 20 yıldır... ...gittikçe parlayıp daha fazla duyulmakta. Lamina venerler nasıl hazırlanıyor? Diş nasıl birazcık törpüleniyor? Hastaya anestezi veriyor musunuz bu uygulama sırasında? Hastayla anesteziyle olan ilişkimiz aslında... ...hastayla kurduğumuz ilişkiyle ilgili. Lamina vener prepar edilirken... ...anesteziye hiç ihtiyaç duymayan hastalar da var... Daha kapıdan içeri girerken anestezi anlaşması yapanlar da var. Hı -hı. Bu biraz ağrı skalası ile ilgili. Biz kendi hastalarımızla bir çeşit anlaşma yapıyoruz. Ee, bizi yönetmelerini sağlıyoruz ağrı konusunda. Eğer gerçekten ihtiyaçları varsa anestezi altında da yapılabilir. Ancak lamina vener aşındırmaları oldukça düşük düzeyli aşındırmalar olduğu için genelde anestezisiz ve çok hızlı bir şekilde hastaya preparasyon yapılır yaklaşık bir günde bulan estetik diş uygulamalarında kişilerin nelere dikkat etmeleri gerekir? Örneğin rahatlıkla her meyveyi, sebzeyi yiyebilirler mi? Kabuklu kuru yemişlerle araları nasıl olmalıdır? Ne tür önerilerde bulunuyorsunuz bu kişilere? Aslında biz kendi mevcut kliniğimizde hastalara bir protokol okutuyoruz ve ona imza atmasını istiyoruz. Çünkü unutulmamalı ki en çarpıcı örnekle vermeye çalışayım. Protez bir bacakla 100 metre koşulmaz. Dolayısıyla protez bir dişle ne kadar iyi teknoloji olursa olsun, hı hı. ekstrem hareketlerden uzak duruyoruz ve bizim için ısırmayı zorlayıcı ısırmalar, ekstrem hareketlerdir. Örneğin havuç ısırmak. Hı hı. Hatta elma herhalde yemek. Elmayı da evet. Biz hı. daha çok hastaya daha kibar olmasını ve bıçakla, hı hı. kaşık bıçak kullanmasını istiyoruz. O protezin mümkün olduğunca uzun ağızda durabilmesi için mümkün olduğunca hassas davranmasını istiyoruz. Evet fındık fıstık kırmak da yok tabii. Biraz önce eee cümlelerinizde şöyle bir şeyden e, vurgu yaptınız, bahsettiniz. Aslında bu e, bir günlük estetik diş uygulamalarının hani yapılabileceği hastalar vardır, yapılamayacağı hastalar da vardır. Kimlere yapılır, kimlere yapılamaz? İsterseniz bu ayrımı biraz daha netleştirelim. Gülüş dizaynı yaptığımız diş eti opere edilen, e, bir şekil değişikliğine gideceğimiz ve hiç hata payı bırakmak istemediğimiz hastalarda çok sapmak istemediğimiz bir yol bu. Çünkü bu hazır bloklardan üretiliyor. Üzerinde oynama şansımız yok ya da makyajı mükemmelleştirme şansımız düşük. Ee, bu yüzden biz genelde arka dişlerde o malzemeyi en iyi kullanabileceğimiz alanlarda tercih ediyoruz. Ön bölgede ise daha butik çalışmalar, kişiye özel çalışmaları tercih ediyoruz. Bunda da altın oranı kullanıyoruz. Şimdi oraya gelecektim. Evet. Altın oran nedir herhalde kişiye özgü diş tasarımında önemli bir herhalde test yöntemi ya da ölçüm evet. yöntemi değil. Aslında altın oran bir çeşit saha deneyimi gibi. bir bir dijital ortamda bir işi sürdürmek var. Bir de hastanın yüzünü karşımıza alıp ölçümler yaparak biz altın oran cetveli denen bir cetvel kullanıyoruz. Hastanın burun mesafesi, dudak gülüş mesafesi, gülümsediğinde ne kadar açılıyor, kapalı durduğunda ne kadar, iki göz ve bir arasındaki mesafe, tüm bunları ölçüp buradan santral ön iki dişinin mesafesi ne olmalı, boyu ne olmalı, yan dişlerle ilişkisi ne olmalı, bütün bunları bir cetvelle çıkarabiliyoruz. Bu ne bizim görüşümüzle kısıtlanıyor ne de hastanın kendi eskiden benim dişim şöyleydi ifadesiyle kısıtlanıyor. Altın oran şu yüzden önemlidir. Bu cetvel tartışmasızdır. Bugün neredeyse dünyada gördüğünüz her türlü sanat eserinde... alakasız insanlara güzel gelen objelerde aslında altın oran kullanılır. Hı -hı. Hatta bir sanat eserini bilemezsiniz. Neden bu kadar hoş? Hı -hı. Açıklayamazsınız ve beğenirsiniz. Çoğunlukla altın oran kullanılır. Moda tasarımcıları kullanılır. Döpiyesleri tasarlarken, kıyafetleri tasarlarken. kısa ile uzunun oranıdır altın oran bir kısa çizgiyle kısa çizginin yan yana geldiğinde belli bir mesafe aralığında durması çiz, matematiksel 1.16 ile 1'in yan yana gelmesi altın oran oluşturur. Ve aslında parmaklarımızda, arıda, kelebekte, DNA sarmalında ya da bugün herkes için beğenilen bir arabada bu oran kullanılır. Bu gülüş tasarımında da altın orandan yararlanıyor musunuz? Evet yararlanıyoruz. Ön dişlerle yan dişlerin mesafesini tutarken, tüm ağızla burun aralığının mesafesini tutarken hastada altın oran yoksa da bunu plastik cerrahiden yardım alarak destekleyerek o oranı çerçevesinde ağız çerçevesiyle birlikte oluşturuyoruz. Gülüş tasarımında ne gibi uygulamalar yapmanız mümkün oluyor? Çünkü aslında gülüş tasarımı sadece tedavi değil, bazen tedavinin ortodontik yanını da herhalde değil mi? Evet. Kapsayan bir ekip çalışması gerektiriyor diye evet, düşünüyorum. Evet öyle. Gülüş tasarımı tabii ki dudaklar çok önemli çünkü gülüşü çer, çerçeveliyor. Biz ne kadar mükemmel dişler yaparsak yapalım dudak desteğine ihtiyacımız var. Bugün biz klinimizde görüyoruz ki çok güzel yüzlü bir bayan, çok güzel bir burnu var ama ağız dişleri çapraşıksa tüm yüzünde bir karmaşa var. Dişlerini düzelttiğimizde Hasta gelip bize şöyle söylüyor. Burun edildi mi diye soruyorlar bana. <laughs> o kadar değiştim ki diye. Bu yüzden aslında yüzde oluşan tedavi protokolleri birlikte çalışılmalı. Biz gülüş tasarımı yaparken dişleri oranlıyoruz. Ancak eğer dudakta ya da burunda bu oransal değerler örtüşmüyorsa mutlaka plastik cerrahi kendi ekibimiz var. Plastik cerrahiden destek istiyoruz dudakları ve burnu. Şimdi son 5 için. dakika içindeyiz. Tamam. Gülüş tasarımı tabii ki herhalde diş beyazlatmayı da e, İçerir, içeriyor. Tabii, tabii. Diş beyazlatma nasıl yapılıyor? Bir ofiste yapılan siz diş hekiminin yaptığı Hı -hı. E, yöntemler var. Bir de kişinin kendi kendine evde Elde diş yaptım. beyazlatması mümkün. Bu ikisini kıyaslar mısınız? Ben son kongrede çok bu bu, bu iş Amerika'da çıktı. Amerika'da gülme çok önemli. Sağlıklı gülmek, beyaz gülüş çok önemli bir şey. E, i̇letişim kurmak için çok önemli. Ee, en son katıldığımda şu konuşuldu. Evet ev beyazlatması yararlı. Ancak benim klinik gözlemimle de örtüşüyor bu. Mutlaka yaptırmadıysanız ofiste bir tur beyazlatma yaptırmak gerekir. Hekim gözetiminde yapılan beyazlatmalar kontrollü, daha kontrollü ve daha etkin çözümler sunar. Zarar verir mi? Mesela özellikle Hayır. bilinçsiz evde kişinin kendi kendine bilinçsizce diş beyazlatmaya karşı hekimlerin kalkması. reçete ettiği sistemler mutlaka kullanılmalı. Bugün Türkiye'de çok denetimsiz şeyler, sistemler de var. Onları tercih etmemek gerek. Hekimlerin size refer ettiği sistemler kullanılabilir. Ancak biz ev beyazlatmasını, ofis beyazlatmasının tamamlayıcısı olarak öneriyoruz. Tek başına çok da bir anlam ifade edeceğini düşünmüyoruz. Diş eksikliklerini konuştuk sizinle yayın öncesinde. Özellikle yaşlılarda diş eksiklikleri çok önemli. Ben e, tabii ki protez uygulamaları var. Ben onun en son adımı olan implantlara e, değinmenizi biraz rica edeceğim. E, i̇mplantlar belki de son 40 yılın en mucizevi buluşudur. Çünkü implant e, diş, çene kemiğinin üzerindeki dişlerin tutunduğu alveol kemiğinin erimesini engeller. Bu yüzden dişlerinizi çektirdiğinizde hemen arkasından implant yaptırtmanız mevcut dişin tutan kemiğin erimesini engeller. Aslında dişe faydalıdır, aza faydalıdır, vücuda da faydalıdır. Tıpkı erozyona uğramaması için toprağa ağaç dikilmesi gibi doğru yapılmış bir implant hastanın yaşam kalitesini, yemek kalitesini arttırır. E şimdi hep tedavileri konuştuk. Evet. Ee, özellikle de daha hızlı, daha çabuk sonuç veren estetik diş hekimliğinde bir güne de sağ tedavileri. Evet. Ama tabii ki en ideali kişilerin kendi dişlerini korumaları, kendi dişleriyle e, çiğnemeleri, e, kendi dişlerinden faydalanmaları. Bu konuda ne gibi sorumluluklar düşüyor kişilere? Dişlerin fırçalanmasından beslenme alışkanlıklarına kadar son mesajlarınızla sizin bölümü de kapatacağım. Peki. Bu konuda hastalara düşen en önemli görev düzenli diş hekimine gitme alışkanlığı. Bu konuda hastalara bahane vermek istemiyoruz çünkü Türkiye'de diş hekimliği hizmetleri, muayene hizmetleri ücretli değil. 6 ayda bir diş hekimine gidip kendini kontrol ettirmesini öneriyoruz Yani hastaya. pardon, ben bir şey anlayamadım. Diyelim ki bir kişi bu her diş hekimi için geçer mi? Muayeneye gitti. Bir serbest çalışan, özel çalışan diş hekimine Bak bakalım benim dişlerimde ne var dedi. Muayene ücreti almıyor mu diş hekimleri? %97 ya da 99 diyebilirim. Hiçbir diş hekimi muayene ücreti almaz. Aslında vardır ama Türkiye'de öyle bir gelenek gelişmemiştir. Hı hı. Diş hekimleri muayene ücretlerini almaz. Dünyada var. <laughs> diş hekimliği birliğinin yayınladığı muayene ücreti de var ama alınmaz. Bir çeşit gelenek diyelim. Bunu kullanmalı Türkiye'de yaşayan insanlar. 6 ayda bir gitmeli. Mümkünse aynı diş hekiminin takip etmesi çok önemlidir. Çünkü diş hekimi çiğneme alışkanlıklarınızı, çürüme hızınızı tespit eder. Çocukluk çağından sizi yakalayamadıysa bile e, olgunluk çağında sizi yakalar. Mevcut protezlerinizin devamlılığını, işte 5 yıl gidecekse 10 yıla uzamasını, 10 yıl ise 15 yıla kadar uzamasını sağlar. Tıpkı yeni bir araba yaptığınızda bakıma götürmek gibi bütün bu protezlerin dolguların bakıma ihtiyacı var. Ee, beslenme ile ilgili birkaç cümle alayım mı kapatacağım? Sizi Beslenmede doğal olan, sağlıklı olan her beslenme tipi dişlere faydalı. Lifli beslenme dişlere faydalı. Bir bardak portakal suyu içmek yerine portakalı yemeniz lifleriyle dişlerin üzerine masaj yapar. Elma suyu içmek yerine elmayı ısırarak yemeniz dişlerin üzerindeki bakteri planı temizler. Dolayısıyla ne kadar doğala yakın beslenirsek o kadar ağız diş sağlığı için Avantajlarla geliriz. Ben çok teşekkür ben ediyorum medikale katıldığınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. <laughs> Engelliler günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de engelliliğin önlenmesi amacıyla doğumdan itibaren tüm bebeklere işitme testiyle fenil ketonüri, biyotidinaz enzim eksikliği ve tiroid hormon eksikliği taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada sağlık kuruluşlarının engelli hastalar için erişilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekilerek şu bilgilere yer verildi. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında engelli ve yaşlı hastaların hizmet alımlarını kolaylaştırmak üzere istemeleri halinde işlemlerinde yardımcı olacak refakatçi personel yani hostes hizmeti temin edilmektedir. İşitme engelli hastalarla iletişimi sağlamak üzere sağlık personeline işaret dili eğitimleri verilmektedir. Engelli hastalara poliklinik hizmetlerinde öncelik verildiği unutulmamalıdır. Engelli ve kimsesiz hastaların başvurdukları sağlık kuruluşundan başka bir sağlık kuruluşuna nakilleri gerektiğinde imkanlar ölçüsünde transferi sağlanmaktadır. Miyom, çikolata kisti gibi jinekolojik hastalıkların tedavisinde laparoskopik cerrahinin ya da diğer deyişle kapalı ameliyatların yeri nedir? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahide hücresel tedaviler hangi sorunların tedavisinde kullanılır? Kök hücreden deri ve kemik nasıl elde edilir? Yanıklar başta olmak üzere estetik problemlerde kök hücre tedavilerinin bugünü ve geleceği. Az sonra Medikalde.